Evet arkadaşlar, güzel bir klibin ardından yeniden birlikteyiz ve artılar diye böyle bir başlık açmıştık ve onu biraz açalım istiyorum. Size göre Eurovision'dan sonra, Eurovision süresince elinize neler geçecek, ne artılar olacak, ne eksiler kazanacak? Ya ondan önce bir şey ekleyebilir miyim? Bunu eksik söylüyoruz, şimdi fark ettim. Eurovision'da bir de şöyle gelişen bir süreç var, anket. TRT'nin anketi. Hani TRT'nin seçiminde o da çok önemli oluyor. Onu bence söylemekte fayda var deyip. Evet, sözü web sana. Sitelerinden değil mi? Evet. Çünkü onunla ilerliyorlar. Şöyle Eurovision'un en büyük hatlarından biri, hatta bizim de bu teklifi kabul etmemizdeki en büyük etmenlerden biri. Yani o gece çok büyük bir izleyici kitlesine ulaşabilme şansı. Yani tam kesin rakam olarak bilmiyorum ama 250-300 daha fazla. Daha fazla belki de. Ya 600-700 mi? İnsana ulaşabilme imkanı veriyor. Hakikaten insanın hayatı boyunca eline çok nadiren geçebilecek fırsatlardan biri. Belki de hiç gelmeyebilecek fırsatlardan biri. Açıkçası bunu değerlendirmek istedik. En büyük kartlarından biri buydu. Tabi bunun yanında eksileri de oluyor ama açıkçası bu çok ağır bastığı için çok da fazla üstünde durmadık. Ve yani Türkiye'yi temsil etme fikri, böyle bir müzikle, alternatif müzikle Türkiye'yi orada tenis etme fikri de hoşumuza gidiyor açıkçası. Peki sonuçlara gelelim. Mesela hani bir kesim bunun politik sebeplerden dolayı işte ülkelerin sıraya dizildiğini söyler. Kimisi de ya evet gerçekten işte insanlar Avrupa'ya açılıyorlar, dünyaya işte kendilerini tanıtıyorlar falan diyorlar. Yani sizce nasıl olacak bu? Ya da daha doğrusu politik mi? Yoksa gerçekten profesyonellik mi yarışıyor? Her ikisi de var aslında yani. Durumları da oluyor. Mesela komşunun komşuya oy vermesi gibi durumlar da olabiliyor. Ama bunun yanında tabii ki de profesyonel bir durum da söz konusu. Yani ikisi de var işin içinde. Biz bu noktada işte elimizden geldiğince Türkiye'yi ve kendimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz orada. O noktadan sonra biz elimizden gelen en iyisini yaptıktan sonra bizim aslında o noktadan sonra yapabilecek çok da fazla bir şeyimiz yok. Oturup biz de bakacağız artık. Peki favori var mı? Böyle korkarak soruyorum, var mı? Ha. Ya favori aslında Ermenistan. Yani favori öne çıkan birkaç tane bizim dinleyip de beğendiğimiz birkaç ülke var. Oyuncularla Almanya var. Azerbaycan, Almanya, Ermenistan. Ya benim favorim Almanya. Direkt söyleyeyim. Ya Türkiye'den sonra tabii. Doğru. Romanya. Romanya televizyonunda bize şans dediler. İnşallah ikinci olursunuz dediler de böyle. İnşallah bizim ülke birinci olur falan dediler. Ya espri yapıyorlar değil mi? Evet. Dediler bu sene. Yani onu da unutma. Lütfen bırakın bu sene biz kazanalım. Ya adamlar doğru düzgün derece görememişler. Erovizyon ve tarihleri de. Falan diyorum. Neyse. Sohbetimize devam edeceğiz tabii ki de. Ama ufak bir ara daha verelim. Nazan Çal'ın geliyor şimdi ekranlarınıza ve sizlerle.